Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kısa short videoda arabanın içi neden ısınmaz? Onu anlatacağımı söylemiştim. Sebebi bu demiştim. Bunun içi çökekten, tordan dolayı, konulan antifrizin dandikliğinden dolayı tıkanıyor. Ama tabii bu pedeye de hemen hoppa hadi at diye buradan ulaşamıyoruz. Bunun için nerede söküyoruz? Buyurun şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi arabada hiçbir şey kalmamış. Diyoda bir salon gibi oldu arabanın içi. Şimdi torpido komple sökülüyor. Torpidoyu söktüğümüz gibi direksiyon sistemleri, gaz pedal fren sistemleri her yer sökülüyor. Şekilde de görüyorsunuz. Ön tarafı resmen bir koltuk yeri daha açıldı. Şimdi bu petek tam buralarda arkadaşlar. Şöyle duruyor arabanın içinde. Şöyle duruyor. Gördünüz mü? Böyle duruyor. Şimdi burada tabi bu hemen böyle çıplak böyle durmuyor. Bunun önünde klepe motorları var. Şöyle gördüğünüz gibi. İşte şuradan aldığı havayı dışarıdan havayı buradan alıyor. Buradan aldığı havayı emiyor. Şu motor vasıtasıyla. Bu kalorifer motoru. Şurada polen filtremiz var. Bakın. Onu nasıl yiyeyim? Polen filtresi nerede? Onu öğrenmiş oldunuz. Ne video ama. Şimdi onu takalım geri yerine. Polen filtresi de kirlenmiş bu arada. Onu da değiştireceğiz. Buradan aldığı emdiği, dışarıdan emdiği havayı buradan buraya veriyor. Şimdi eğer biz klepe motoru aracılığıyla dahili sirkülasyon klepesini açarsak ne yapıyor? Bu klepe devreye giriyor. Şu elektrik klepe devreye giriyor. Şuradaki süngerli kısmı buraya kapatmak suretiyle burayı kapatıyor. Buradan havayı almaya devam ediyor. Yani aracın içinde devre daim ediyor. Dahili sirkülasyon klepesinin görevi bu. Buradan açıyor, burayı kapatıyor. Arabanın içinden havayı devre daim ediyor. Şimdi buradan aldığı havayı motorun gücüyle buraya veriyor. Buradan da arkadaşlar tabii birkaç tane daha böyle burada borusu var. Buradan da buraya veriyor. Buradan da siz yönlendiriyorsunuz. Nereye yönlendiriyorsunuz? Cama, ayaklarınıza, işte yüzünüze, yan camlara nereye isterseniz oraya yönlendiriyorsunuz. Şimdi buna gelelim. Kullandığımız antifrizden dolayı bunun içindeki gözenekler zaten yaklaş. Bunun içindeki gözenekler zaten görüyorsunuz. Çuvaldız kadar bir şey. Şimdi buna adi antifrizi koyduğumuz zaman veya işte su koyduğumuz zaman ne oluyor? Zaten incecik gözenekleri var. Tort yapıyor, tıkanıyor. Veya işte arabanın silindir kapağını söküyor arkadaşlar. Motorcu arkadaşlar. Oralara eğer silindir kapağını sökünce titiz davranmazlarsa içine giden talaşlar, sıvı contalar, onlar bunlar ne yapıyor? Gidiyor şeyi tıkıyor. Bunları tıkıyor. Bu tıkandığı zaman da buradan geçen suyun hızı yavaşlıyor. Su geçemiyor değil. Tamam su geçiyor ama mesela örnek veriyorum 2 debiyle akacaksa buradan 1 debiyle akıyor. Buradan fanın gücü de buradan geçen sıcaklığı hemen soğutuyor. Arkadan gelen sıcak su daha buraya sıcak üfürmeden geri soğuyor. O zaman ne oluyor? İçeri ısınmıyor. Bunların da yeni model, yeni nesil araçlardaki peteklerin de doğru düzgün temizliği olmuyor. Eskiler gibi, bakırlar gibi değil. Kağıt gibi bunlar arkadaşlar. Kaynak yediği zaman eriyor. Bir daha kaynak yapamıyorsunuz vesaire vesaire. O zaman bunu değişmek gerekiyor. Ne yapıyoruz onun için? Kaliteli antifriz kullanıyoruz. Ondan sonraki kısım ise yani yapan tamirciye kalıyor. Biraz hijyenik davranması gerekiyor herhalde. Şimdi biz bunu değiştireceğiz. İçerinin ısınması için. Bundan sonraki koyacağımız antifriz de kaliteli orijinal antifriz olacak. Hamam iyi olacak arabanın içi. Bu arada klima sistemi de arkadaşlar evaporatörü de şimdi kalorifer radyatörü böyle. Motor arabanın içindeki klima radyatörü de bir dışarıda radyatör var. Sizin dilinizle anlatıyorum ben. Bir dışarıda radyatör var. Evaporatör var. Kondansatör var. Dışarıda radyatör var. İçeride radyatör var. Şimdi içerideki klima radyatörü o da buraya bağlanıyor gördüğünüz gibi şöyle. Alçak basınç, yüksek basınç. İki tane giriş var. O da gaz buradan bulaşıyor. Buradaki nemi emiyor. Dışarıya götürüyor. Dışarıda atıyor. Şimdi bu da tabii soğuduğu zaman gene kalorifer motorunun vasıtasıyla soğuk havayı içeriye üflüyor. Klima sistemi de kabaca bu şekilde çalışıyor. İlerleyen zamanlarda klima sistemi tam anlamıyla nasıl çalışıyor? Kalorifer sistemi tam anlamıyla sıcak su nereden giriyor, nereden çıkıyor? Nasıl çalışıyor? Motordan sonra mı giriyor, motorun önce mi giriyor? Onları da size net detaylı bir şekilde anlatacağım. Arabanın içinde zaten görüyorsunuz. Daha doğrusu verecek bir şey yok bomboş arabanın için. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar takipte kalın.